fiiller, kılış, oluş ve durum bildiren kelimelerdir. Türkçe'de kullanışlarına göre iki türlü fiil şekli vardır. Bunlar çekimli fiil, çekimsiz fiil olarak sıralanır. Çekimli fiil, fiilin kişi ve zaman ekleri almış şeklidir. Böyle bir fiil söz içinde yargıyı tamamladığı için bitmiş fiil adını alır. Çekimsiz fiil ise fiil kök ve gövdelerinden belli eklerle yapılmış hem fiile hem isme yatkın türemiş kelimedir. Bunlara fiilin isimleşmiş şekilleri dendiği gibi bitmemiş fiil de denir. Bunlar da fiil adları, sıfat fiiller ve zarf fiillerdir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: kılış, oluş ve durum, başlangıç, süre içinde gerçekleşme, bitiş, zaman ve kişi, görünüş ve çatı, bildirme anlatma, söylenti şarttır. Bu programı izledikten sonra fiillerin dildeki ve kelime sınıfları içindeki yeri nedir? Osmanlı Türkçesindeki çekimsiz fiiller nasıl ayırt edilir? Osmanlı Türkçesindeki çekimsiz fiil türleri nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Program girişinde de belirttiğimiz gibi fiiller kılış, oluş ve durum bildiren kelimelerdir. Türkçede ayrı kökleri olan, ayrı yapım ekleriyle üretilen ve ayrı çekim ekleri bulunan bu kelimeler dilde bir ana sınıf oluştururlar. Türkçede bir fiil tabanı al, gir, tut, sakla kelimelerindeki gibi yalın halleriyle ancak emir kipinin ikinci kişisinde görülür. Bunun dışında Türkçe bir fiil tabanı çekimsiz olarak kullanılamaz kişi ve zaman kavramlarına bağlanmadan söz içinde asıl işleyişini yerine getiremez. Bir bağımsız cümlede yüklem olamaz. Türkçe fiiller tabanlarından mak, mek ekiyle yapılmış adlarla da adlandırılır. Bunlara da mastar denir. Almak, düşünmek ifadelerinde olduğu gibi her türlü kılış ve oluş ile bunların gösterdikleri türlü ayrılık, başkalık ve nitelikler fiillerin sözlük anlamlarını oluşturur. Fiillerin anlam özelliklerini iki yönden değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki eylemin gerçekleşmesi ile ilgili anlam özellikleridir. Diğeri ise eylemin etkisi ile ilgili anlam özellikleridir. Eylemin gerçekleşmesi ile ilgili anlam özellikleri konusundaki açıklamalarla bu konuya başlayalım. Fiillerde eylemlerin başlangıç, süre içinde gerçekleşiş ve bitiş olmak üzere üç aşamada gerçekleştiğini belirten bir anlatım özelliği bulunduğu görülür. Kimi fiiller bir eylemin başlangıç aşamasını, daha doğrusu gerçekleşmesi için süre gerekmeyen bir oluş ve kılışı bildirir. Başlamak, açmak, çıkmak, girmek fiillerinde olduğu gibi. Kimi fiiller ise sürerlik bildirir. Pişmek, yemek yemek, uyumak, büyümek fiillerinde olduğu gibi bunlarda kılış ve oluş belli bir süre içinde gerçekleşir ya da işin eylemin gerçekleşmesi için belli bir süre gereklidir. Kimi fiillerde gerçekleşmesi süre isteyen bir eylemin bitiş aşamasını anlatır. Daha doğrusu süre gelen bir eylemin sona erişindeki gerçekleşmeyi bildirir. Bitmek, durmak, tükenmek, yorulmak fiillerinde olduğu gibi Az önce fiillerin anlam özelliklerini iki yönden değerlendirmek mümkündür demiştik. Bunlardan ilki eylemin gerçekleşmesiyle ilgili anlam özellikleriydi. O konudaki açıklamalarımızı tamamladık. Şimdi eylemin etkisiyle ilgili anlam özelliklerini ele alalım. Fiiller anlamca belirttikleri eylemin bir nesneyi etkileyip etkilememesine göre de farklılaşır ve bu yönden iki öbek oluşturur. Geçişli fiiller, geçişsiz fiiller. Geçişli fiillerde eylem dışa dönüktür. Eyleyen yani özne, eylemini bir nesne üzerinde gerçekleştirmekte, bir nesne bu eylemden etkilenmektedir. Kırmak, açmak, kapamak, getirmek geçişli fiil örnekleridir. Geçişsiz fiillerde ise gerçekleşen eylem yalnızca eyleyenle ilgilidir. Başka bir deyişle eyleğinin gerçekleştirdiği eylemle bir kişi nesne üzerinde herhangi bir etkide bulunması söz konusu değildir. Oturmak, gelmek, bakmak, uçmak da geçişsiz fiillere örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte kimi fiiller çeşitlenmiş sözlük anlamlarına göre hem geçişli hem geçişsiz özellik gösterirler. Bunlara ortada fiiller denir. Toplamak fiiline bakalım bu fiilin nesne almış haline ekin ya da çiçek toplamak örneği verilebilir. Nesnesiz haline de şişmanlamak iyi bir örnektir. Geçmek fiilinin nesneli haline dereyi, köprüyü geçmek örneği verilebilir. Nesnesiz halin örneği ise aşağıdan üstten geçmek şeklinde olabilir. Fiillerde çatı konusuna gelince Fiil tabanları öznenin söz içindeki işleyişini belirtmek, daha doğrusu eylemin gerçekleşmesinde öznenin gösterdiği değişik davranışları ya da kazandığı farklı durumları anlatmak üzere değişik şekillere girer. Fiilin belli ekler alarak girdiği bu şekillere görünüş, fiil tabanlarının bu türlü çeşitlenmesine ise çatı diyoruz. Türkçe'de fiil çatısının altı görünüşü vardır görmek fiilini kullanarak bu görünüşleri örneklemeye çalışalım. Görmek fiilinin yalın görünüşü görmek şeklindedir. Edilen görünüşü görülmek, dönüşlü görünüş görünmek, karşılıklı görünüş görüşmek, ettiren görünüşü gördürmek, olumsuz görünüşü ise görmemek şeklindedir. Fiillerle ilgili genel açıklamaların ardından çekimsiz fiillerle programımızı sürdürelim. Program girişinde kullanışlarına göre fiillerin çekimli ve çekimsiz olarak ikiye ayrıldığını belirtmiştik. Hemen ardından çekimsiz fiilin fiil kök ve gövdelerinden belli eklerle yapılmış hem fiile hem isme yatkın türemiş kelime olduğuna değinmiştik. Bunlara fiilin isimleşmiş şekilleri dendiği gibi bitmemiş fiil de deniyordu. Bu hatırlatmaların ardından çekimsiz fiiller tamamlanmış bir yargı bildiren cümlelerde ad, sıfat ve zarf işleyişinde bir üye olarak yer alabilirler ancak yüklem olamazlar. Şimdi gitmek var, dönmek yok ifadesine bakalım. Burada gitmek ve dönmek fiilleri ad işleyişindedir. Veren el alan elden hayırlıdır cümlesinde ise el nitelemeleri açısından sıfat işleyişindedir. Çalışmayınca olmaz cümlesinde ise yüklemi açıkladığı için zarf konumundadır. Buna karşılık tamamlanmamış bir yargı bildiren söz öbeklerinin yani bağımlı yargının yüklemi olabilirler. Çekimsiz fiil onu bu halde görmek beni üzdü cümlesinde onu bu halde görmek öbeğinde bağımlı yargının yüklemi durumundadır. Bitmemiş fiillerin bir başka özelliği de iyilik eki alabilmeleridir. Bu iyilik eki yükleme oldukları bağımlı yargıda özne yerini tutar. Ah eylediğim servi hıramanın içindir cümlesinde ah eylediğim ya da ah eyleyişim bağımlı yargıda özne yerini tutmaktadır. Program girişinde fiillerin isimleşmiş şekillerinin üç türlü olduğuna, bunların da ad fiil, sıfat fiil, zarf fiil şeklinde sıralandığına değinmiştik. Ad fiiller kılış, oluş ve durumların yani fiillerin adı olan kelimelerdir. Osmanlı Türkçesinde Türkçe bütün fiil tabanlarına -maklık, -meklik, -ma, -me ve -ış, -iş ekleri eklenerek yapılmış üç türlü ad fiil vardır. Almak gelmek, bakmaklık bilmeklik, anlama çekiçleme, bakış biniş gibi. Osmanlı Türkçesinde Arapçadan alınmış at fiiller yani mastarlar, Türkçedeki karşılıkları makmek ekli at fiiller olan kelimelerdir. Bunlar cümlede daha çok ad olarak kullanılmıştır. Yaran ile sohbet ferdaya kaldı. Nimete şükür nimeti celb eder örneklerindeki gibi. Osmanlı Türkçesinde asıl yaygın olarak kullanılan mastarlar, Arapça mastarların Türkçe etmek, eylemek, olmak ve bunların edilen ve olumsuz görünüşleriyle kurduğu birleşik fiillerin mastar şekilleridir. Çeşitli ad fiil cümlelerinde kullanılanlar da daha çok bunlardır. Hayret uyandırmak anlamında irası hayret etmek ya da yüksek gökleri dürercesine aşmaları anlamında tayyı semavatı ula etmeleri, rercesine aşmaları örneklerinde olduğu gibi. Sıfat fiiller konusuna gelince, fiilin sıfatlaşmış kavramı, sıfata dönüşmüş biçimine sıfat fiil deniyor. Söz içinde işleyiş bakımından diğer sıfatlar gibi adları niteleyen kelimeler sıfat fiiller. Örneklere gelince. pişmiş aş, bildik adam, gören göz alıcı kuş, akar su, oturacak yer gibi. Sıfat fiillerin bir başka özelliği de at fiiller gibi edilen ve olumsuz görünüşlerine girmeleridir. Ancak zaman anlatımı taşımalarıyla at fiillerden ayrılırlar. Bu konuda açılmadık gonca, ürkmedik var, söylenmiş söz gibi örnekler verilebilir. Sıfat fiillerde tamamlanmamış bir yargının yüklemi olurlar. Bu cümlelere sıfat fiil cümlesi denir. Bir sıfat fiil cümlesi de en çok bir bağımsız cümlenin üyelerinden birinin sıfatı olarak iş görür. Üç günden beri yanan orman bir türlü söndürülemedi cümlesinde bağımsız cümlenin üyelerinden biri olan ormanın sıfatı olarak iş görmektedir. Yine vakitsiz öten horozu keserler cümlesinde de horozun sıfatı konumundadır. Sıfat fiil cümlelerinin bir başka özelliği tıpkı bir ad gibi bağımsız bir cümlede bir zamirin yerini de tutabilmesidir. Bu durumda yalın ya da çekimli şekilleriyle cümlenin üyelerinden biri olur. Erken kalkan yol alır ve Mevlam sabırlar versin yarinden ayrılmışa bu konuda örnek olabilir. Bir sıfat fiil cümlesi bağımsız cümlenin öznesi olduğunda onu adıyla değil de eylem niteliğiyle tanıtır. Bu durumda bağımsız cümlede özne herhangi bir anlatımıyla belirsiz zamir yerindedir. Minareyi çalan kılıfını hazırlar ve çok bilen çok yanılır örneklerinde olduğu gibi. Arapça ve Farsça'nın sıfat fiilleri konusuna gelince Arapça ve Farsça'nın sıfat fiillerinin de Osmanlı Türkçesinde çok kullanıldığını söylemiştik. Arapça'da belli kalıplarla, Farsça'da ise kimi eklerle fiillerden üretilmiş bu sıfat fiil anlamlı kelimeler Osmanlı Türkçesinde büyük ölçüde sıfat gibi kullanılmışlardır. Bununla birlikte bu fiilden üreme sıfat fiil anlamlı kelimeler Türkçe sıfat fiiller gibi yüklem olarak yer aldıkları yargı öbekleri oluştururlar. Bunlar da ya bir bağımsız cümlenin üyelerinden birinin sıfatı olarak iş görür ya da bir ad hükmüyle isim cümlelerinde yüklem ismi olarak yer alır. Şimdi fiilden üreyen sıfat fiil anlamlı kelimelerin yüklem olarak yer aldıkları yargı öbeklerine örnekler verelim. Gizli sırların hazinesi anlamında vakıfı, ne i esrarı nihan bu örneklerden biridir. Bir başka örnek dikkat iğnesiyle dikilmiş anlamında duhte-i suzeni dikkattir. Kulluk zeminine serilmiş anlamında nihade zemini ubudiyet, bütün insanların rahatlığını isteyen anlamında rahat cuyi cihaniyan, Hz. Muhammed'in gösterdiği yolu canlandıran anlamında muhyi sünneti ahmediye bu konudaki örnekler olabilir. Zarf fiiller konusuna gelince Fiilin belli eklerle yapılmış özel şekilleridir zarf fiiller. Türkçede fiilden eklerle türetilmiş zarflar daha çok zarf fiil niteliği taşırlar. İsimleşmeye pek elverişli olmayan ve cümlede zarf olarak kullanılan bu özel şekiller bu yüzden ad fiiller ve sıfat fiillere göre fiile daha yatkın ve yakındırlar. Söz diziminde ayrı bir işleyişleri vardır. Fiilin kavramını çok çeşitli yönlerden açıklayıp sınırlarlar, böylece eylemleri yani kılış ve oluşları daha yakından belirtip tanıtırlar. Zamana bağlı olmamaları yönünden ad fiillere benzerler. Çekimsiz fiil olarak ise ad fiiller ve sıfat fiiller gibi edilen ve olumsuz görünüşe girerler. Zarf fiillerin cümledeki işleyişleri tamamlanmış yargılarla eksik yargılar arasında sağladıkları çeşitli ilişki biçimleri Osmanlı Türkçesi öğretiminin ileri basamaklarında ele alınması gereken önemli konulardandır. Programa fiilin ne olduğunu açıklayarak başladık. Buna göre fiiller varlıkların gerçekleştirdikleri iş ve eylemleri, gerçekleşen iş ve eylemlerin biçimlerini bir varlık, kavram, iş ve eylemin durumunu ve niteliğini anlatan kelimelerdi. Türkçede ayrı kökleri olan, ayrı yapım ekleriyle üretilen ve ayrı çekim ekleri bulunan ve dilde bir ana sınıfı oluşturan bu kelimeler Türkçede kullanışlarına göre ikiye ayrılıyordu. Bunlardan biri çekimli, diğeri ise çekimsiz fiillerdi. Bu programın da konusu olan çekimsiz fiillere fiilin isimleşmiş yani isimcil şekilleri dendiği gibi bitmemiş fiil de deniyordu. Ardından bitmemiş fiillerin üç türlü olduğuna değindik. Bunlar da ad fiil, sıfat fiil, zarf fiil şeklinde sıralanıyordu. Bu fiillerin isimleşmiş şekilleriyle ilgili açıklamalarla programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Türkçesine Giriş 2 ders kitabının dördüncü ünitesinde yer almaktadır.